Merhabalar, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Güne bakışla karşınızdayız. Hem piyasalara ilişkin ayrıntılara hem siyaseten neler olduğuna bakacağız saat 17'ye kadar. Ekonomiyle başlayalım. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Doğal olarak soracağım soru belli. Evet. Çünkü bütün Türkiye bunu konuşuyor şu sıralarda. 8.35-35'te yeni rekoru bugün gördük. Şimdi yavaştan böyle 33-70'lere doğru bir var. 33.58'den geçiyor son işlemler. Piyasa tarafında %1'in üzerinde bir kayıp var. Bu arada hep dolar TL'den bahsediyoruz ama bakmadığımız euro 9.72-77'ye gelmiş durumda. Şu halde hani kapı kuleye kadar anca gideriz gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? 14.90'a da gelmiş bu arada 2 yıllık gösterge tahvili. Valla son bir haftadır aslında yani Merkez Bankası'nın son kararından sonra başlayan bir hareket görüyoruz. Yani ana nedeni o görünüyor. Bunun üzerine ekleyebileceğimiz birçok faktör var tabii. Bütün dünyada şu anda risk iştahının azaldığı bir durum. Zaten sermaye çıkışı olan ya da belki girişin azalacağı bir döneme giriyoruz. Artı siyasi, jeopolitik anlamda risk priminin bu tür fiyatlara eklenebileceği bir döneme giriyoruz. Artı işte bugün gelen dış ticaret verileri, ciddi bir dış açık veriyoruz. Bu doğrudan bir döviz talebi demek. Zaten ödemeler dengesine finanse edemediğimiz bir kalem. Yani finansman tarafı değil, içeriden çıkış olduğu bir 8-9 ay geçirdik. Bütün bunlar birleşince dövize talep olan bir dönemde biz dövize talebi arttırmak için sadece Türk lirasının cazibesini arttırmak, elimizde olan o var. Onu da yeterince yapamadık. Onunla da faiz zaten. Evet, onunla da faiz. Yani Merkez Bankası orada hani diyor kalkan diyoruz, koruma diyoruz neyse. Ama sonuçta TL'yi daha cazip kılacak proaktif bir Merkez Bankası olmadığı için son toplantı sonrasında öyle bir algıda olduğu için bunu yaşıyoruz şu anda. Şimdi orada o zaman Merkez Bankası'nın ne harekete, hangi amaçla yaptığını birazcık konuşalım. Hı. Merkezin son iki toplantısını bir arada değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Eylül toplantısında piyasanın hiç beklemediği şekilde 200 bas puanlık bir faiz artırma kararı verdi. Hı hı. Ki orada işte Ekim toplantısına kadar dolarda bir parça duruldu denilebilir. Yani yine çok yüksek seviyelerdeydi ama en azından bu kadar hızlı hareketler göstermiyordu. Ekim toplantısında yani faiz artırmadı desem başım ağrımaz, artırdı desem yine doğru olur. Çünkü sonuç itibariyle muhtemelen piyasa zaten geç likiditeden fonlanıyor. Hı. Onu da 300 bas puan kadar yükseltmiş oldu. Evet. Politika faizini değiştirmedi ve bir anlam ifade etmedi aslında. Bir tarafıyla yükseltmiş olduğu faizleri bir tarafıyla yükseltmedim diyerek aslında hani doların talep görmesi için Merkez Bankası ne gerekiyorsa yaptı gibi anlıyorum ben. Madem bu toplantıda, Ekim toplantısında böyle bir faiz artırımı yapılmayacaktı, Eylül'de yapılan 200 bas puan boşa gitmedi mi? Biraz gitmiş gibi oldu, evet doğru. Yani o çünkü devamı beklenen bir hareket niteliği kazanmıştı. Neden? Merkez Bankası'nın o toplantı sonrası tutanakları buna ima eden, bunun devam edebileceğini söyleyen bir nitelikteydi. Çünkü enflasyon artıyor, talep koşulları yukarı gidiyor diyordu. Enflasyon beklentileri gerçekten yükseldi. Kurların döviz talebi nedeniyle ödemeler dengesinde yukarı yönlü baskı yaşadığı bir dönem vardı. Yani neresinden bakarsak bakalım, Merkez Bankası'nın faiz artırımını gerektiren makroekonomik veriler ve beklentiler vardı. Bu olmayınca da dediğiniz gibi aslında o etki gelmeyince onu bir silip daha olumsuz bir tablo yarattı. Aslında hani hep diyoruz ya Merkez Bankası dolaylı yoldan faiz arttırdı. Şimdi evet 14.75'e çıktı ama şöyle bir fark var. Politika faizini arttırsaydı örneğin 12.25'e, 13.25'e. Zaten 12.1'e çekti bu arada enflasyon raporunda, tabii, enflasyon beklentisi. Bir de o var o bu sene için. Diyelim 10.25'den 12.25'e çekseydi. O zaman faiz arttırmış olacaktı ya da 13.25'e. Şimdi ben arttırmaya devam ediyorum diyor aslında. 14.75'e kadar gidebilirim diyor. İşte bugün 13'e doğru gidiyoruz. 14'e ağırlıklı doğru gideceğiz. Yani bu ağırlıklı fonlama dediğimiz olayla. O zaman bu yatırımcı için ne anlama geliyor? Daha faizler artma süreci devam ediyor. Bir gelsin Merkez Bankası 14.75'e. Hani o ağırlıklı ortalama fonu
O zamana kadar eğer bu kur baskısı falan devam edecekse Merkez Bankası belki yine geç likidite penceresini daha da arttırmak durumunda kalacak. Bu neye yol açıyor? Yatırımcının Türk lirası cinsi tasarruf yapmak isteyenlerin şu faiz bir çıksın en son. Ben o zamana kadar bir bekleyeyim. Nerede? Dövizde bekleyeyim, altında bekleyeyim gibi bir alternatif yaratıyor. Bir de şu var, hızla bitireyim. Bono tahvil fiyatı ile faizi biliyorsunuz ters hareket eder. Faizler yukarı gittiği müddetçe bono tahvil tutmak size zarar ettirir. Onu da engelliyor. Çünkü bu mesaj faizler artacak diyor. Faizler artacaksa bono tahvil fiyatları çek. Ve nitekim arttı. Evet. Gösterge tahvil faizler artıyor. Bu da TL varlıklara talebi düşürünce bu kaçınılmaz sonuç geliyor. O yüzden şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan reaktif, hani böyle peşinden giden faiz artıran, proaktif, öne geçmesi gereken bir Merkez Bankası'ydı. 556. CDS. Evet. Çok yüksek, çok çok yüksek. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda aslında bizim bunları niye yaşadığımızı çok iyi anlatan analizler var. Raporun kendi içinde. İki tane şeyden bahsedeceğim. Bir, Türk lirasındaki değer kaybının enflasyona geçişken arttığını gösteriyor. Merkez Bankası'nın yaptığı akademik çalışmaların sonuçlarının özetleri var. Hani kutular var. Bir tane çok güzel. Bunun artık arttığını gösteriyor. Ve kurdaki her artışa daha tetikte olması gereken bir durumdayız. Bu bir. İki, bu kriz sonrası, Covid krizi sonrası 2008'den farklı olarak dünyada bol para basılmasına rağmen gelişmekte olan ülkelere para gitmiyor. Düşmeye devam ediyor. Ki normalde ve biz, gelişmekte olan ülkelere doğru giderdi. Evet, evet. Ve biz daha da ayrışıyoruz. Yani bize para gelmiyor zaten. Biz yeterince cazibe yaratmayınca daha da gelmeme ihtimal veya gitme ihtimalini arttırınca bu sonuç çıkıyor. Aslında raporun kendi içi arttırmalıydı sonucunu getiriyor gibi. Ama işte önümüzde bir sonraki toplantıya kadar bayağı bir süre var. Belki Merkez Bankası ara toplantı yapacak. Şimdi onu soracaktım. Bir ara toplantı, bir olağanüstü toplantı, bir sert faiz artırımı vesaire bekler misiniz şu anda? Olabilir. Çünkü biz bunu çok yaşadık geçmişte de. Yani bu durumlarda oluyor ve şu anda gerçekten reel kur endeksine baktığımızda tarihi hani nominal rekorları kırıyoruz. Reel rekorları da kırmaya başladık. Dolayısıyla tehlikeli. Türkiye dış borcu olan, şirketlerin dış borcunun olduğu ve bunların şirketlerin performansını, önümüzdeki dönemdeki borç ödeme kabiliyetini falan etkileyecek gelişmeler. O yüzden Merkez Bankası daha fazla risk almamak adına veya hani gidişatı bu şekilde okuyarak acil bir toplantı yapabilir. Bence bu olasılık dahilinde. Ama şunu söyleyeyim, son toplantıda enflasyon raporu tanıdığında Sayın Başkan'dan ben öyle bir çok izlenim, hani her şey masada dendi. Ama çok güçlü bir sinyal gelmedi kanaatindeyim. Hani faiz arttırımı konusunda normal toplantıda bile. Hani biz devam edeceğiz. Onu her zaman der Merkez Bankası zaten. Tabii ya, sık o cümle. Evet, onu diyecek, hani faiz arttırmayacağım diyemez zaten, ama orada belki daha ısrarcı, daha net, birkaç kere vurgulanan bir mesaj alsaydık o zaman daha belki bu ihtimali yüksek görebilirdik. Ama yine de yani dün bugün fark ediyor, yani gün her Merkez Bankası kararını değiştirebilir. Aslında hani oradaki en net mesajı faizi artırarak verebilirdi. Metni okumamıza bile gerek kalmazdı. Bir de evet, bu seferki metinde herkesin birbirine aradığı bir süreç yaşandı. İşte o geç likiditeyi 100 bas puan mı artırdı, geç likiditenin marjıyla mı oynadı, burada şair ne demek istedi gibi epeyce karışıklık yaratan, hani iletişimin de aslında biraz dolandığı, koptuğu bir metindi bence. Bankaların kârı ilk 9 aylık süreç içerisinde, bilanço dönemine de girdik malum, %29 artmış. Nasıl değerlendirirsiniz? Bence çok beklenen dışında bir durum yok. Çünkü faizlerin düştüğü bir ortamda bankalar kâr eder. Ve ilk 9 ay büyük oranda, hani 8-9. ayı saymazsak, Ağustos'a kadar faizlerin düştüğü bir ortamdaydık. Bono faizleri işte yıla 20-25'ten başlayıp aşağılara doğru geldi ya da son bir yılda. Dolayısıyla banka kârını artıracak olumlu bir gelişme oydu. İkincisi, bankalar hani kredi veriyor. Topladıkları mevduat faizli kredi spread'i bankaların kârına yazıyor. Kredi verdiği müddetçe de o, yani en azından tahsil edebildiği ortamda bir kârlılık anlamına geliyor. Ama tabii bu ilk 9 ay, bundan sonrası için kârlılıklarda azalma ihtimali
doğuyor gibi gözüküyor. Çünkü faizler artmaya başladı bir. İki, sorunlu kredi potansiyeli bankalar için yine bu anlamda karlılıklarını azaltabilecek bir unsur olarak karşımıza çıkabilir. O kredi tarafına da o zaman açalım. Pandemi dönemiyle birlikte yani normal koşullar altında verilen ekonomiyi canlandırmak üzere işte can suyu kredileri, destek kredileri, teşvikler vesaire bir yanda dursun. Onları zaten konuşuyorduk. Bir de üstüne pandemi gerekçesiyle ödemesi ertelenen 6 ay sonra işte 1 yıl sonra ödemeleri başlayacak olan bir kısım krediler de verildi. Ve bu kredilerin kapalı olunan dönemde ya da açıldıktan hemen sonra aslında işlerin yürür için değil de ayakta kalmak üzere kullanıldığını anlıyoruz rakamlara bakınca ve o kredilerin geri dönmeme ihtimalleri olduğundan çokça ekonomist bahsediyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette ekonomi büyüme sorunu yaşarsa, talep koşullarında sıkıntı olursa böyle bir risk doğar. Şimdi Türkiye ekonomisi görece bu büyük kredi genişlemesiyle iç taleple ve ihraç ettiği ürünler imalat sanayi ağırlıklı olduğu için ve pandemi döneminde bu ürünlere dünyada da talep olduğu için belli bir büyüme gerçekleşti. O yüzden özellikle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların o nakit akışını sağlayıp kısmen şu bugüne kadar en azından bu süreci geçirmekte belki görece daha artı bir dönemi olmuş olabilir. Ama şu anda Türkiye'de de dünyada da Covid-19 ile ilgili seyir maalesef olumsuz seyrediyor. Bu taleple ilgili ciddi bir sıkıntının gelmekte olduğunu bize söylüyor. Arz yönlü değil talep yönlü bir şok geliyor diye düşünüyorum. Hükümetler, devletler bir takım önlemler alacak. İşte izolasyon önlemleri ama bence biraz da gönüllü, biraz da korkuyla, korkudan kaynaklanan bir talep düşüşüyle de karşılaşacağız. İşte o zaman bu sadece Türkiye değil tüm dünyada alınan kredilerin geri ödenmesiyle ilgili sıkıntıyı arttırma potansiyeli olan bir durum ortaya çıkar. O açıdan hani Türkiye şu anda zaten kredi hacmi gerileyen, büyümesi yavaşlayan bir ülke. O anlamda çok dikkatli izlenmesi gerekiyor. Yeni yapılandırmalar gerekebilir. Bankaların da bu konuda daha hassas olduğu bir döneme giriyoruz sanıyorum. Zaten aktif rasyosu falan da bankaların kısmen o stresini azaltmaya yönelik hani atılan adımlar diyelim. Subprime mortgage hatırlatır mı? Ya bir yerinden bakarsak evet aslında orada da hani aslında normalin üzerinde bir kredi vermektir. Hı hı. Belki normal koşullarda vermeyeceğiniz krediyi vermek durumuna düşmektir. Yani oradaki tanımda tabii belki gelir seviyesine göreydi. Burada da ekonominin mevcut durumuna göre. Hatırlatıyor, türev çağrışım yok. Türev ürünler de evet, vardı. Burada evet, en azından evet, türev ürün yazılmadı. Türev ürün yok, üstüne. Evet. Yani o, dolayısıyla o paketlenip daha büyük bir sarmala dönüşme riski en azından o pozitif taraftan bakabileceğimiz bir şey. Daha sınırlı ve limitli. O anlamda pozitif tarafı o ama kredi hacmi çok ciddi arttığı için Türkiye'de hani büyümeyle ilgili sıkıntının olması durumunda o artan hacmin yaratacağı sıkıntı daha önemli bir risk yönetimi sorunu yaratabilir. Şu pandemi dönemi içerisinde yani Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi verildi. Fakat oradaki krediler ödenemezse bir ara ben hatırlıyorum çok düşük taşıt kredileri vardı. O zaman bankaların epeyce yer ayırdıkları alan otoparklardı. Herhalde bankalar otopark evet, satın almak mecburiyetinde kalacak ya da oraları işletecek diye kendi aramızda esprisini yapardık. Şimdi de böyle bir tapu dairesi alacak duruma gelir mi diye sorayım. Yani tabii ki Orbiyan Banka ne kredi, hangi krediler çok veriyorsa sorunlu kredi potansiyeli de orada artar. Konut kredilerinde gerçekten ciddi bir artış oldu. Bunların bir kısmında evet sorun potansiyeli doğabilir ama yani Türk halkının davranışına baktığımızda hani o bireysel kredilerde yani en son vazgeçebileceği şeylerden birisidir. Yani en fazla ödenme potansiyeli olan kredi niteliğindedir konut kredileri. Ama tabii ki ciddi bir istihdam ve hani gelirle ilgili sıkıntı doğduğunda yapacak bir durum kalmaz. O yüzden bu risk var elbette. Yani bankaların daha fazla ipotek ettiği o konutları işte ipotek elimizde ne yapacağız sorusunu sormaları gereken bir dönem olabilir. Yeniden yapılandırmalara da belki evet, gelebilir. Evet.
Amerikan seçimleri çok az kaldı. 3 Kasım'da yani görev devralması ocağı bulacak kazanan başkan her kim olursa. Evet. Yani ya Trump devam edecek ya Biden gelecek. Arkadaşım evet. Hadi sen görüşürüz deyip oturacak koltuğa. Ama bu zaten ocağı bulacak. Dolayısıyla Kasım-Ocak arasındaki o geçiş sürecinin olması hem Türkiye açısından hem de dünya açısından biraz nefes aldıracak ya da o güne hazırlanmayı sağlayacak bir aralık veriyor. Zaten herhalde seçim sisteminin bu şekilde olması da kendi aralarındaki o geçişi de yapabilmekle ilgili, bizdeki gibi değil. Evet. Ne öngörüyorsunuz? Sorusu çok, yani o yorum çok önemli bence de, o iki ay evet. Ve bu sefer gerçekten eğer Demokratlar ve Biden seçilirse, ki öyle görünüyor, politikada ciddi bir değişim ortaya çıkacak. Yani ekonomide, dış politikada ve burada bütün muhataplarında bunu hazırlıklı olması açısından iyi bir süreç. Piyasanın da ani tepki vermemesi açısından iyi bir süreç. Onun biraz zaman alıyor olması. Şu anda yani elimizdeki en önemli şey anketler. Ve baktığımız anketlerin birbirine yakın olması, yani risk anlamında sonucu kestirmekte artar, ama bugüne gelen verilerde bile %7-8'ler civarında sanıyorum bir fark korunuyor. Bir ara 10-11'lere gitmişti. Evet. 7-8'ler korunuyor. Bu bayağı, bu hata payını dikkate alsak bile, hani yüksek oranlı bir şekilde demokratların, yüksek oran hani büyük olasılıkların demokratların kazanma olasılığını arttırıyor gibi. Benim de beklentim o yönde. Bir de Covid'in çok böyle sertleştiği bir döneme doğru giriyoruz. Yani son 1-2 hafta, yani zaten Trump açısından kendisine en şanssızlık buydu muhtemelen. Hani Covid'in evet. yarattığı sağlık ve ekonomik sorunlarla baş edememe diyelim. O anlamda tekrar bastırdığı bir dönemde son haftada aleyhine çalışıyor olabilir Trump açısından. O anlamda demokratların kazanma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Orada bundan sonraki soru şu olacak. Bence piyasa onun cevabını tam bilmiyor. Yani temsilciler meclisi, senatoyu mesela diyelim demokratlar kazan, ikisini kazanması iyi mi kötü mü? Sanki iyi fiyatlanıyor gibi, ama yani ikisini de kazanması. Bir taraftan da Amerika'da checks and balance dediğim, seni dengelerin korunması açısından hani birinde o biraz daha sağlam, hani hata olasılığını azaltan bir durum olarak da algılanır. Piyasa orada bir tereddüt edebilir. Yani bir dalgalanma boyutu olabilir demokratların kazanması ve iki meclisi de alması durumunda. Ama bir bir olursa belki o, ve demokratlar olursa piyasanın en belki hoşuna giden senaryo olur gibi geliyor. Ama iki meclisi de alırsa bir onu sindirmesi ve bunun ne anlama geldiğini yorumlaması bir şeye yol açacaktır muhtemelen diye düşünüyorum. Ama piyasa açısından kritik olan şu: eğer demokratlar seçilirse vergiyi sevmiyor piyasalar doğal olarak. O onu negatif, yani onun için negatif etkilenir. Ama bir taraftan da maliye politikasına çok agresif diyebileceğimiz harcama yanlısı bir yönetim de gelecek. O yüzden bir taraf büyüme için negatif vergi, ama maliye politikasının harcamaları pozitif olduğu için net de pozitif daha fazla gibi şirketlerin karlılığı açısından. O anlamda bugünkü tablo pozitif etkileyecek gibi görünüyor. En azından görebildiğimiz o. Şimdi Avrupa Merkez Bankası tarafında yine sabit tutuldu faiz oranları dün yapılan toplantıda. Aralık ayına ilişkinde teşvik sinyalleri halihazırda verildi. Lagarde güvercin tonlamasını sürdürdü. Avrupa'da ekonomi ivme kaybediyor uyarısını evet. da yapıyor. Diğer taraftan Covid-19 ile ilgili olarak Avrupa'da çok ciddi kısıtlamalar, kapanmalar başladı. Almanya 2 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere restoranları ay sonuna kadar kapatacağım demiş mesela. Kamuya açık alanlarda maksimum 10 kişinin bir arada evet. olmasına izin veriyorlarmış. İspanyol Meclisi ülke genelinde koronavirüs vakalarının artışı sebebiyle ilan ettikleri olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzatmış. Gibi birçok evet. Avrupa ülkesinde böyle bir mevzu var. Bir de baz etkisinden kaynaklı Euro bölgesinde rekor büyüme rakamını kaydettik hali hazırda. Hepsini bir arada bir değerlendirelim. Büyümeyle Covid evet. çok birbiriyle uyuşmamakla birlikte baz etkisiyle açıklarız herhalde, evet, değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Bir kere bu önlemler bence artarak devam edecek. Yani görünen o. Çünkü çok hızlı artıyor. Bunun bir anda kesilmesini beklemek, hani bir de çok sürpriz değil gibi gözüküyor. Hani normal grip mevsimiyle birleşen bir ortamda beklenen bir durumdu. Belki tersi sürpriz olurdu. Maalesef diyorum, ama bu artarak devam edecek. Şubat'ı da hatırlayalım. Evet. Hani 1-2 hafta içinde inanılmaz derecede önlemler gelmişti.
iki hafta içinde bütün hayatı değiştiren, maalesef yine öyle bir süreçteyiz diye ben okuyorum. Ama bu sefer arz yönlü şok biraz daha az olacak. Yani iş hayatının devam etmesine maksimum gayret gösterecek fakat talep düşecek. O zaman hem arz hem talep yönlü bir şok yaşamıştık. Bu sefer biraz talep yönlü bir şoka hazır olmamız gerekiyor. Yani bu da doğrudan aslında büyümenin yavaşlaması anlamına gelecek. Zaten Lagarde'ın uyarısı da o. Şu anda görülüyor, artacak da bu. Görünüyor. Üçüncü çeyrek rakamları Amerika'da da çok güçlü geldi. Ama Avrupa'da, Amerika'da şeye dikkat etmemiz lazım. Bunlar baz etkisiyle gelen rakamlar ve yıllıklandırılmış rakamlar. Yani böyle devam ederse bu olur demek. Aslında öyle devam etmeyecek. O yüzden bu yıl ikinci çeyrek de bizim için çok önemli değildi her neyse. Üç de önemli değil, dört de önemli olmayacak. Covid ne zaman bitecek? Bitecek. O zaman birkaç çeyrek ne gidiyorsa ekonomi işte bizim için o olacak. Ama maalesef şu andaki süreç yani bu işin ekonomik maliyetinin işte Amerika %30'ların üzerinde büyüdü ama 10,5 milyon kişi işine dönemedi. Evet. Şimdiki daralmada şirketler bir kısmı kredileri geri ödemekte falan sorun yaşayıp kalıcı sıkıntılar gelebilir. Yani bunlar maalesef potansiyel sorunlar. O açıdan mikro bazda da makro bazda da hazırlıklı olmak gerekiyor. Hani temenninin ötesinde en kötüye hazırlıklı olmak, en iyisini temenni etmek. Özellikle ekonomi yöneticileri için de, firma yöneticileri için de en önemli unsur diye düşünüyorum. Pandemi mi, Biden mı, Macron mu, Azerbaycan, Ermenistan arasında ki gerginliğe evet. Türkiye'nin müdahale etme riski mi, Kıbrıs mı, hangisi önümüzde en kötüye hazırlıklı olmamız gereken tablo? Ya bence hepsinin birbiriyle alakası da var. Yani dış politika anlamında hepsi yani dikkatli şey bir süreç. Çünkü dünya ekonomisi ekonomik sıkıntı yaşadığı zaman diğer taraflara da gerginliği arttıran, yani pastayı büyütemeyince dünya pastayla ilgili paylaşım kavgası artıyor doğal. Dolayısıyla bunu beklememiz lazım. Türkiye'de çok kritik bir bölgede. O anlamda kendi çıkarlarını korumaya çalışıyor. Başka karşı taraflarda kendi çıkarını korumaya çalışıyor. Yani dünya büyümekte zorlandıkça gelir dağılımı ile ilgili sorunlar, ülkeler arasındaki sorunlar, paylaşım kavgası artar. O yüzden biraz buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü o pastanın büyüyemediği bir ortamdayız diye düşünüyorum. O yüzden o jeopolitik risk de her zamankinden daha önemli şimdi. Küçük yatırımcı özellikle nasıl korunacak bu işten peki? İşte altın olarak mı, eurobond olarak mı, vallahi, mevduata yönelerek mi, borsada yatırım çok yaparak mı? Bilinmeyenin olduğu bir dönem olduğu için bunun kesin bir cevabı yok maalesef. Kazanmaktan ziyade kaybetmemeye çalışmak esas olmalı. Şu dönemin en büyük kazancı aslında kaybetmemek zaten. Evet tabii yani şu anda kaybetmemek. Türkiye gibi enflasyon olan bir ortamda da. O yüzden biraz hani risk iştahını bütün dünya tutuyor. Bunun bir nedeni var. Hani gelişmekte ülkelere para az gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü risk almak istemiyor. Bunun riski var yaşadığımız dönemin. Aynen o profili bireysel yatırımcına devam ettirmesine fayda var. Ha, bu ne demektir? Bir tanesi yani birazcık o yatırım araçlarını çeşitlendirmek, tek bir şeye yüklenmemek gibi. Ama bazı fiyatlarda öyle kur, altın çok anormal yükseldi. Yani yarın Merkez Bankası çok sürpriz mesela atıyorum faizi 20'ye yükselsin atıyorum mesela. Kurlarda ciddi bir gerileme, ciddi derken gerileme görebiliriz ama bugün alan zarar edebilir. Ama kuru belirleyen sadece o değil. Başka birçok faktör olduğu için günlük hareketlerin risklerinin de yüksek olduğu bir ortamdayız. O açıdan ben döviz, altın, çok değer kaybetmiş bir Türk lirası, çok yükselmiş fiyatlar olduğu için bunlar da tek başına riskli olabilir. Klasik bir yorum olacak ama hani o yumurtaları aynı sepete koymamak ve içinde bulunduğumuz dönemde TL'nin cazibesini arttıran bir yere doğru faizler gidiyor. O noktayı yakalamak en azından tasarrufların bir bölümü için bence yine de önde olması gereken bir alternatif diye düşünüyorum. Bu arada İzmir'de bir deprem olmuş. İlk bilgi olarak bu geçti. Detaylar gelince sizlerle elbette paylaşacağız. Umuyorum bir şey yoktur. Hem can kaybı hem mal kaybı olmasın. Geçmiş olsun diyelim ve devam edelim. Bu özellikle şimdi küçük yatırımcı kendini nasıl koruyacak dediğimizde işte birçok başka seçenek ortaya çıkıyor. Asıl olanı kaybetmemesi elbette. Evet. Ve doğru projeksiyonları, doğru tahminleri ortaya koyabilmek için de hangi risklerle karşı karşıya olduğunu da bilmek gerekiyor. Hani geçmişi iyi değerlendirmek 2020'yi.
çok zor böyle bir yıl açısından. Daha da zor 2021'e ilişkin bir tahmin ortaya koyabilmek, o da zor. Ama hani özellikle borsa için söyleyebilirim belki. İşte orada çeşitli sektörler var, çeşitli gruplar var. Onların bazıları daha ön plana çıkacak, bazıları daha geri planda kalacak. İşte gıda gibi, ne bileyim lojistik gibi, işte bir kısmı geride kalacak, havacılık sektörü gibi. İşte dünyada birçok havaalanının Avrupa'da batmak üzere olduğuna dair yorumlar var. Sizin sektör olarak yapacağınız yorum ne olur? Şöyle, aslında bu pandemi dönemi hem yaşanan dönemde hem de sonrası için evde yaşanan sürenin, ev hayatının artacağını işaret ediyor. Yani home office dediğimiz evden çalışma muhtemelen artacak. Yani eskisi gibi tamamen işlere dönmeyecek dünya. Bir kısım işler evden de yapılmaya, kalıcı olarak yapılmaya başlanacak. Hibrit dediğimiz çalışma sistemleri ortaya çıkacak. Yani karışık, hem ev hem iş yerine gelmek gibi. Sağlık hizmetleri bile uzaktan yapılmaya başlanacak. Bütün bunlar aslında konutla ilgili sektörleri, insanların tüm dünyada biraz şehir merkezlerinden belki dışarılara taşındığı, daha büyük, daha farklı ev tarzlarına yöneldiği, evle ilgili harcamalar arttığı bir döneme giriyor. Teknoloji daha yoğun kullanılacak. Evle ilgili mobilya vesaire her türlü talebin arttığı bir dönem, en azından bir süreliğine bizi bekliyor gibi görünüyor. Bunların lojistiği çok önemli olacak. Dolayısıyla ben imalat sanayinin, bugün de görüyoruz hani sanayi K diyoruz ya şeklinde bir o K'nın yukarısı imalat sanayi aslında. O yüzden borsada da imalat sanayinde performans gösteren şirketler evle, konutla ilgili bir otomobil. Otomobile de talep artacak gibi gözüküyor. Teknolojiye yatkın, biraz yenilenebilir enerjileri kullanan, yönetimi de beğenilen şirketler bence çok düşük fiyatlarda iyi bir imkan da sunuyor. Sunacaktır bundan sonra da. Çünkü bütün sektörler aşağıya doğru gitmiyor ama geçici bir süre görüyoruz. Maalesef hizmet sektörleri, o da turizm ve başta onunla alakalı sektörler diyelim, zor bir süreç içinde. Orada da kamuya büyük görev düşüyor. Yani bu şirketlerin ellerinde olmayan bu nedenle yaşadıklarını en azından telafi etmek gibi. İzmir tarafında bir bakalım, gelmiş görüntülerde. İzmir'deki deprem İstanbul'dan dahi hissedilmiş. Bir taraftan 30 saniye yakın herhalde sürmüş. Gelen mesajlar en azından o yönde. Ama hakikaten çok korkutucu olmuş. Deprem Ege kıyılarında ve Marmara'da geniş bir alanda kendini hissettirmiş ki İstanbul'dan dahi hissedildiği söyleniyor. Büyüklüğüne ya da şiddetine ilişkin herhangi bir bilgi henüz geçmedi Kandilli. Geldiğinde ileteceğiz sizlere. İzmir'de şiddetli bir deprem. Yıkılan binaların olduğu ileri sürülüyor. Bu arada bazı binaların hasar aldığına ilişkin bana gelen ayrıca bilgiler de var. En şiddetli Ege bölgesinin içerisinde İzmir'den hissedildiği söyleniyor. Bölge şehirlerden de yine hissedildiğini biliyoruz. 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Depremde yıkılan binaların olduğu söyleniyor. İstanbul, Bursa, Marmara, Marmara bölgesinin genelinde hissedilen bir deprem olmuş. 6,5 çok ciddi bir büyüklük aslında. Gelen görüntüler İzmir'de. Aslında yaşadığımız böyle ara ara deprem kendine bu büyüklükteki depremlerle birlikte hatırlatıyor. O hatırladığımız depremler de birdenbire beni 99'a götürüyor. Orada da inanılmaz kayıplar vermiştik. 6,5 hani Sisam adası açıklarıymış bu arada. Merkez üssü. Maalesef yani yüksek, umarız minimum hasarla atlatmışız, can kaybı olmadan. Bölgeden aslında birilerine de ulaşmaya çalışalım. Oradaki durumun ne olduğunu sormak da uygun olur.
Burak Hoca'nın tweetini okuyorum. Çanakkale'de felaket sallandık yazmış. Çanakkale'de mi Burak Hoca? Şu anda orada. Burak Arzova'dan gelen bir mesaj, Çanakkale'de de inanılmaz sallandıklarını söylüyor. Aslında şu anda İstanbul'da normalde ikamet eden pek çok kişi de o bölgededir. Evet. 29 Ekim'i birleştiren hafta sonuyla birlikte. Olanlar oralarda da epeyce hissedildiğine göre maalesef gelen bilgiyi de hemen paylaşalım. Büyüklüğü 6.6 imiş. Ege Denizi'nde 17.26 kilometre Seferihisar İzmir olarak belirtiliyor. AFAD tarafından geçen bilgiler bunlar. Saat 14.51 itibariyle bir deprem meydana gelmiş durumda. Derinliği 16.54 kilometredeymiş. Detayları geldikçe sizlerle paylaşmaya elbette devam edeceğiz. Ama Marmara'nın genelinde hissedilmiş bir deprem olduğunu bir kez daha hatırlatalım. 6.5 büyüklüğünde merkez üssü Sisam Adası olarak Kandil tarafından bilgiler veriliyor. İstanbul'dan, Bursa'dan, Çanakkale'den, bölge şehirlerden gelen sarsıldıklarına dair bilgiler var. Birazdan bir deprem uzmanı ile Bülent Bey'le bir Bülent Torunç'la bir bağlantı kuracağız, jeofizik mühendisi. Telefon bağlantımızda bölgede neler yaşanıyor, daha fazla bilgi var mı? Bülent Bey'den de böylece almış oluruz. Haber var mı? Bülent Bey'e hemen soralım. Bülent Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar, geçmiş olsun diliyorum. Geçmiş olsun herkese. Alalım sizden ayrıntıları. İzmir, İstanbul'dan hissedilen deprem aynı zamanda 12 adalar bölgesinde de ağırlıklı olarak İstanbul'da hissedilmiş görünüyor. 6.5 büyüklüğündeyiz. Evet, gerçekten 6.5 büyüklüğü için ilk söylenecek şey güçlü bir deprem olmasıdır. Yani 5.9 ve 6.9 arasındaki depremler güçlü deprem sınıfına girdiği için güçlü veya büyük deprem olarak sınıflandırabiliriz. Depremin derinliği 16 kilometre. İlk bilgilere göre deniz tarafında dış merkezinin olduğunu anlıyoruz ama fay mekanizması, yani bu depreme yol açan fayın nasıl hareket ettiği ve bu depremin ne şekilde ortaya çıkardığı bilgisi henüz çok yeni olduğu için elimizde yok. Ancak bu kadar geniş çevrede hissedilmesinin birkaç nedeni var. Bir tanesi bir defa bizim Marmara bölgesi ve tabii bütün o civarının yerel zemin koşulları zayıf. Yani depremi büyüterek insanlara hissettirmesine neden oluyor bu zemin koşullarımız. O yüzden hani depreme dayanıklı yapı stoğu kullanılsın, bu zayıf zeminlere karşı daha rigid bloklar halinde yapılar inşa etmeliyiz diye yıllardır söylememizin sebebi bizim zayıf zemin koşullarından kaynaklanıyor. Bir defa yani ilk bilgiler zannedersem bir 500-600 kilometrelik yarı çapında bir daire çizilirse o daire içerisine düşen bütün bölgelerin bu depremi hissettiğini anlıyoruz. Marmara bölgesine de görece olarak yakın İzmir'in kuzey kesimleri bildiğim kadarıyla, yanılmıyorsam orada zaten bir süredir bir hareketlilik vardı. Mesela bir tanesini hatırlatayım size. Mayıs ayı içerisinde 4'e yakın bir deprem olmuştu o civarda. 3.6 ya da 3.7 idi yanlış hatırlamıyorsam. Ve Ege bölgesinin kendine has bir depremselliği var. İşte bu depremselliğinin ürünü olarak çıkmış bir depremdir bu. Nedir bu depremsellik? Bakınız, Anadolu Levhası'nın batıya doğru kaçışı ve kuzey-güney yönüne açılmalarından sürekli bahsettiğimiz bir tektonik rejim var. Bu kaçış Ege bölgesinde hızlanıyor. Yani yılda 30 milimetrelik batıya doğru kaçış kağıt istikametinin tersi yönünde Akdeniz'e doğru ilerliyor. Dolayısıyla buradaki büyük deformasyon alanlarının birikmesi ve zaman içerisinde biriken elastik deformasyon enerjisinin böyle orta büyüklükte ve büyük diyebileceğimiz özellikle depremler üretmesi de kaçınılmaz oluyor. Evet. Buna İzmir'e ilişkin daha çok az bilgimiz maalesef var ama 6.5 büyüklüğünde olduğu söylenen bu depremde
16,5 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade ediliyor. Yıkılan binaların olduğuna dair bilgiler, gelen bilgilerin arasında. Biraz önce, özür dilerim, sözünüzü kesiyorum, çok özür diliyorum. Biraz önce onu söylemeye çalıştım. Aslında bizim ta o şeyden beri, hani İstanbul, işte Marmara'da meydana gelen o 5.8 büyüklüğü olsun, Elazığ'da 6.8 olsun. İşte hani görsel ve yazılı medyadaki beyanlarımız aslında hep buraya yönelik hanımefendi. Biz bir deprem ülkesiydik ve bu büyük ve yıkıcı deprem potansiyelimizin de yüksek olduğunu defalarca dile getiriyorduk. Ve bir an önce, ama bir an önce zaten hani biliyorum hükümet bu konuda önemli adımlar atıyor. Bunu da görmezlikten gelemeyiz ama daha fazla hızlanması lazım. Kentsel dönüşüm projeleri bağlamında söylüyorum. Şimdi bunun dönemi bir kez daha ortaya çıktı. Yani çok hızlı bir şekilde bu projelerin gerçekleştirilmesi lazım. 6,5 büyüklüğündeki bir deprem kötü mühendislik hizmeti almış binaları maalesef yıkacaktır veya ağır hasarlı hale getirecektir. Endişemiz, ümidimiz daha doğrusu özür dilerim, ümidimiz can kaybının olmaması şeklindedir. Tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum sizin kanalınızla. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz aktardıklarınız için. Biz de gelişmeleri aldıkça, oradan daha fazla bilgiye eriştikçe, ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Konuklarım geldi. Stüdyoya Hakan Bayrakçı Araştırma Şirketi Başkanı ve Mikail Aspek Hukukçu bizle birlikte. Başka gündem maddelerimiz elbette vardı ama o gündem maddesi depreme elbette dönüşmüş durumda. Birazcık bölgeden de haberler İleteceğiz izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Evet, çok siz üzüldük. Geldiğiniz anda fotoğraflar geldi bana. Yıkılan binalar var dediniz. Bir tane geldi. İzmir'den bir belediye başkanımız attı fotoğrafı. Evet. Mesela şu karşı yakadaki bir binanın durumu. Nereye göstereyim? Hangi kameraya verelim arkadaşlar? Şu yakınlaşabilir gelen, gibi sanki. Evet, öyle görünüyor. Bir taraftan da hani hepimizin mutlaka orada bir tanıdığı vardı. Birazcık daha yan tutabilir misiniz telefonu? Şöyle mi? Şöyle alabilir miyim ben? Tabii ki. Bir daha başlat abiciğim. Bir daha parmak. Ben açayım onu. Şöyle çevirsek. Görünüyor mu? Oo. Bütün bina yıkılmış lan. Şöyle göstereyim mi? Biraz tüm bina daha neredeyse bitirmiş görünüyor. Gerçekten karşı yakadan dediniz değil mi? Bu karşı yakaymış. Görüntü için. Umuyorum çok fazla hasar yoktur. Daha da çok umuyorum ki. Halil Bey'e hemen bir merhaba diyelim. Halil Bey merhaba. Halil Kumsar deprem uzmanı telefon hattımızda. Halil Bey duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum sizler, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Sizde, bizde olduğundan çok daha fazla bilgi vardır. Alabilir miyiz? Valla biz de şu anda hızlı bir şekilde tutmaya çalışıyoruz bilgileri ama tabii 6.6 büyüklüğü olarak veya 16.5 kilometre gibi şu anda ajanslardan aldığımız kadarıyla arkadaşlar merkezinden aldık. Tabii şehre yakın. Bununla beraber biliyorsunuz İzmir'de alüvyon zeminler üzerinde de yerleşim çok. Yani dolayısıyla hasar yapma, o gelişme ihtimali yüksek. Onun için alüvyon duyabiliyor musunuz? Evet duyuyoruz, dinliyoruz. Buyurunuz lütfen. Şimdi biliyorsunuz İzmir'de doğru tosunlu faylar var. Bununla beraber Ege bölgesinde Eğimat'ın normal faylar da var. Henüz daha bunun çözümü bize ulaşmadı. Ama derinlik olarak kıl bir derinlikte olan bir deprem. Benim ilk elde ettiğim bilgi 16.5 kilometre gibi ama bilemem bu veriler tekrar değişebilir, revize edilir. Yıkıcı bir deprem midir peki bu? Yani eğer depremin olduğu yerde yerleşim yeri varsa orada etkisi yıkıcı olur. Etkili olur daha doğrusu. Binalarınız da buna uygun yapılmadıysa ama binalarınız bu depremi karşılayacak şekilde yapıldıysa sorun yaşamazsınız. Biliyorsunuz yani Japonya gibi ülkelerde, Meksika'da yani 7-7,5 büyüklüğündeki depremlerde bile hasar miktarı az oluyor.
Ama biz yapılarımıza maalesef istediğimiz şekilde güvenemiyoruz. Bir de yapılarımızın zemin yapısına göre, jeolojik yapıya göre inşa edilmediği ihtimali de yüksek. Yapı sınıflarında. O tür yerlerde sıkıntı yaşayabiliriz. Gelişmeleri şu anda biz de takip ediyoruz hızlı bir şekilde ama yani inşallah olumsuzluklar meydana gelmez. Şu, Halil Hocam, şu 16,5 kilometre meselesini biraz daha açalım. Ne anlam ifade eder? Yani bu çok derin değil yani bu deprem. Yani sınır sayılır. Ama şu anda meydana geldi, merkez üstü olarak denizin içerisinde meydana geldi. Doğrudan yerleşim geliyor. Yani en yakın yerleşim yerleştiği bir 3 kilometre veya 10 kilometre uzaklıkta belki daha. Yani bir sistem adasına yakınlarına gibi görünüyor ama merkez üstü. Kuşa Adası bölgesinde İzmir'de etkili olduğunu düşünüyorum. Oralarda daha kuvvetli hissedilmiştir. Denizli'den biz buradan da istedik depremi. Peki bu şiddet ve büyüklük deprem dönemlerinde konuştuğumuz iki farklı kavram ne farkları var? Şiddeti ne, büyüklüğü ne bu depremin? Şiddet büyüklükten daha yüksek bir değerdedir. Büyüklük ise aletsel olarak ölçülen bir değerdir. Aletsel olarak ölçülen, mozaklar tarafından ölçülen bir değerdir. Şiddet ise bu depremin yüzeyde olan etkilerine göre yapılan bir hesaplamadır. Dolayısıyla ikisi arasında bir fark var. Şu anda bizim konuştuğumuz Sandalye Hastanesi AFAD tarafından verilen değerler, bunlar büyüklük değerleridir. Hı hı. Yani bunu karıştırmamamız gerekiyor. Peki. Şiddete bundan daha fazla olur. Yani sahadaki gözlemlerle hasar miktarıyla da şiddet ilişkilidir. Şu anda ekranda geçen görüntülerden böyle ciddi toz bulutları da görüyorum. Belli ki binaların yıkılmasından kaynaklanan bir durum. Daha çok Denizli'de olduğu, merkez üstünün deniz olduğunu söylemiştiniz. Evet. Yerleşim yeri çokça var mıdır Seferihisar tarafında? Sisam Adası açıklarında. Yani Seferihisar sadece İzmir değil, bundan Kuşa Adası, Seke civarında. Oralarda etkilenir. Söke alıyorlar üzerinde biliyorsunuz. Söke'ye esasen daha yakın şu andaki merkez üstü Kuşadası'nda Söke'ye daha yakın gibi ama bununla beraber Seferihisar'a da yakın. O bölgelerde hasar yapmış olabilir ama yumuşak zeminler üzerinde, alüvyonlar üzerinde olan binalarda sıkıntı yaşayabiliriz. Hiçbir problem yaşamayız ama maalesef biliyorsunuz yapı stoğumuz çok iyi olan yapı stoğumuz var. Şimdi bu. Bu arada İstanbul Valisi Yerlikaya'dan da bir açıklama gelmiş. İstanbul'da da çünkü çok ağır bir şekilde hissedilmiş durumda. İstanbul'da hissedilen depremle ilgili olarak henüz herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir diyor. Onu da söylemiş olayım. İzmir merkez üssü olan bu deprem İzmir'den, Bursa'dan, Çanakkale'den, İstanbul'dan... Batan Adası hissedilmiştir. Nasıl? Çok rahat hissedilmiştir. Batan Adası ve Ege Denizi'nde, Yunanistan'da falan da çok... Yani o bölgelerde hissedilmiştir. Evet, çok yerde çok fazla hissedilmiş. Bir kez daha biz aslında sağlam yerlerde oturmak, sağlam binalar yapmak, doğru zemin etüdü yapmak gibi bir gerçekle karşılaştırıyoruz, yüzleştiriyoruz. Bakın, şöyle bir gerçek var. Yani bir yerleşim yerini önce çok iyi araştırmanız lazım. Yer seçimi çok önemli burada. Yer seçiminin jeolojik açıdan çok iyi çalışmanız lazım. Sonra jeoteknik çalışmalar yapmanız lazım. Bütün bunlardan sonra elde edilen verilere göre kent planlamasını geçmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani bu meslek disiplinlerinin bir arada olmasıyla beraber yapılacak bir çalışma. Benim önerim bütün yerel yönetimler yapmış oldukları her binanın sondajını, jeolojik çalışmasını, laboratuvar deneyinin bir yere atmasınlar. Bunlar çok önemli bilgiler. Daha sonra bu veriler değerlendirerek hangi bölgelerde riskli zeminlerimiz var bunları analiz edebiliriz. Ve ona göre de o bölgedeki binaların öncelikle güçlendirilmesi, kentsel dönüşümünü planlayabiliriz.
Yani bu konuda biz yerel yönetimlere inanın bazı şeyleri anlatmada çok zorlanıyoruz. Yani günlük çalışmalarla hızlı bir şekilde vakit geçiyor ama böyle bir kuvvetli depremle karşı karşıya olduğumuzda faturası ağır oluyor maalesef. İnşallah ağır fatura karşımıza çıkmaz. Peki bu depremden sonra artçıları elbette olacaktır. Ya da en azından geçmiş tecrübe onu gösteriyor. Ne büyüklükte ya da ne şiddette artçılar beklersiniz? Bunun artçıları 6'ya yakın artçılar beklenir burada. 6'nın üzerinde artçılar olabilir. Artçılar da yıkıcı olabilir diyorsunuz o zaman, doğru mu anlıyorum? Yani 5-5-5.5'ün üzerinde artçı yaşanabilir. Yani bunu çok dikkatli takip etmek gerekiyor. Hangi payın üzerinde olduğu detaylarla ilerleyen zamanlarda bütün sismologlar, geoptik mühendisleri, jeoloji mühendisleri ayrıca bir şekilde inceleyecektir. De konuğumuz bir taraftan, ona gelen mesajlarda da Foça'da 6 evin yıkıldığına ilişkin bir bilgi iletti. Eski taş evlermiş. Gerçi tek katlı evler olmadığı için umuyorum herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Bölgenin zemini konusunda ne söylersiniz? Şimdi bölgede biliyorsunuz Denizli, İzmir, alüvyon zeminler üzerinde kuruldu. Kordon boyu, Alsancak, Foça civarları, yani sahil kenarlarında yerleşimimiz çok. Kuşadası'nda da bu arada 4.1'lik bir artçı tespit edilmiş. Evet. An itibariyle onu da duyurmuş olayım. Buyurun devam edin lütfen. Dolayısıyla alüvyon zeminler üzerinde, yumuşak zeminler üzerinde ciddi sıkıntılar yaşarız. O bölgedeki eğer eski yapılar var ise oralardaki vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Yani binalarda hasara yol açar mı deprem? Ciddi hasarlara yol açabilir. Özellikle yumuşak zemin üzerinde olan vatandaşlarımızın şu artçılar geçinceye kadar tedbirli olmaları gerekiyor. Binaları hasarlı olanlar dahil tabii buna. Bu arada binaların hasar alıp almadığını sade bir gözle bakan o binalarda oturan kişiler nasıl anlayacaklar? Binaların hasar alıp almadıklarını, duvarlarda çatlak vardır, kolon kirişlerde çatlak vardır. O gözle görülür böyle bir depremde. Gözle görülecek kadar fazla mıdır? Tabii. Ya gözle görülür yani. Yani binanın içine girdik girilemeyeceği anlaşılır. Beyler bina yıkıldı. Allah yardımcılar olsun. Evet. İzmir Bayraklı Bornova. Bu arada bölgeden de gelen canlı olsun. Görüntüler var. O bina zaten Bornova dediniz bakın. Allah yardımcılar olsun. Şu an oradalar. İzmir Bayraklı Bornova. Evet. Allah yardımcıları olsun. Bornova da alüvyon zemin üzerindedir. O bölgeler alüvyonel zeminler üzerindedir. Valilikten bu arada açıklama var İzmir'den. Can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir bilgi yok diyorlar. Nazardan biraz. Bölgenin en çok hasar almış olduğunu tahmin ettiğiniz yeri neresidir? Bölgenin hasar alan, şimdi bu Seferihisar taraflarına yakın ama Seferihisar'ın kayalık kısımlarında, dağlık kısımlarında sorun olmayabilir ama sahil olan kısımlarda hasar yapar. Tabii bununla beraber yüksek yapılaşmanın olduğu yerlerde ciddi problem yaşayabilirler. Yamaçlarda özellikle, yamaçlarda yüksek yapıların olduğu yerlerde sorunlar yaşanmış olabilir. İnşallah herhangi bir sorun yaşamaz ama anlaşıldığı kadarıyla ciddi hasarlarımız var. Öyle görünüyor. Bu arada bir ufak hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tip durumlarda bölgede yaşayan insanlara ulaşmak doğal olarak herkesin istediği bir şey. Herkes birbirine iyi olduğunu ya da nerede olduğunu sormak üzere arıyor. Lütfen ama lütfen telefonları gereksiz yere meşgul etmeyin. Gerekmedikçe mümkün olduğu kadar kullanmayın. Daha çok WhatsApp üzerinden, Messenger üzerinden, Twitter, Instagram neyse bu sosyal ağlar üzerinden mesajlaşma yolunu tercih edin ki gerçekten ulaşmak zorunda olan insanlar ulaşsınlar. Geçmiş tecrübeler, bölgede deprem yaşayan insanların tecrübeleri zaten bunu ortaya koyuyor. Onu da böyle bir not olarak zamanında deprem atlatmış biri olarak hatırlatmak istiyorum. Halil Hocam, ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Halil Hocam, bu deprem
dün bugün evet. aşağı yukarı konuşulan bir deprem sürecimiz var. Özellikle İstanbul'da beklediğimiz Marmara bölgesinde beklenen. Muhakkak. Bu 1700'lü yıllardan beri 250 yıllık bir biriken enerjiden bahsediliyor. Yani beklenmekte olan Marmara depremiyle ilgili. Bu onunla evet. ilgili büyük bir deprem mi yoksa müstakil mi İzmir bu, merkezi? Bu Ege bölgesindeki bir deprem. Yani şuradan Büyük Menderes'ten gelen bakın Büyük Menderes fayımız var. Bu Ege Denizi'ne doğru gider. Yani o fayın üzerinde mi önce onu bakmamız lazım. Bununla beraber doğru tatımlı faylar var. Kuzey, doğu, güney, batı doğrultulu. Onların üzerinde olup olmadığını incelemek lazım. Dolayısıyla bu İstanbul depremiyle bağlantı kurmak şu aşamada doğru olmaz. İstanbul depremi ayrı bir yapısı var ve ayrı bir yani fay üzerinde. Dolayısıyla bu Ege bölgesinde İzmir, Aydın, Kuşadası o bölgelerde etkili olan bir deprem. Sökede de etkilidir. Yani bunun etkisi daha tabii İzmir'de şu anda çok hasar, size gelen hasarlar var. Hasar bilgileri. Hı hı. Yani Kuşadası'nda da önemli etkisi olduğunu düşünüyorum ben ama şu anda bir bilgi alamıyoruz henüz. O bilgileri aldıkça biz de izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam vakit ayırdığınız için. Geçmiş olsun bütün ülkemize. Çok geçmiş sağ olun. Çok sağ olun. Geçmiş önemli olsun. Önemli olan bilinçli olmak, yerel yönetimlere hepimize çok büyük görevler düşüyor. Elbette bu kuşkusuz. Bu arada deprem evet. 15 saniye sürmüş. Profesör Doktor Sinan Özeren, İTÜ Yer Bilimleri Enstitüsü'den hocamız bizimle birlikte. Hocam merhaba. Ha, merhabalar. Sizden de dinlemek isteriz ayrıntıları. İzmir'de bu arada çokça binanın çöktüğüne dair bilgiler maalesef geçiyor. Ama bölgeden henüz net bir haber alamadık. Valilikten yapılan açıklamada henüz bu bilgilere ulaşamadıkları yönünde. Çok yerden istedilmiş bir deprem. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu depremi? Yani bütün Ege bölgesi bu Girit'in güneyinden geçen bizim dalma batma zonu olarak adlandırdığımız bir tektonik mekanizma neticesi nedeniyle kuzey güney gerilme altında. Yani şöyle söyleyeyim bir şey düşünün. Girit adasını gözünüzün önüne getirin. Tamamen kurtarma ekipleri salgın önlemini almaksızın yapılardan insan çıkarıyorlar. Belki yapıdan çıkartmış olan insanda korona var. Dolayısıyla koronanın en çok yaygınlaşacağı bir dönemi yaşıyoruz. Tekrar ediyorum, korona dışarıya çıkmayın diyor, deprem içeriye girmeyin diyor. Şimdi özellikle kurtarma ekiplerinde valiliğin önlem alması gerekiyor. Yani kurtarma ekiplerinin hepsinin sanki koronalı bir kişiyi kurtarırmacasına giyinmesi gerekiyor. Bakın şu an televizyonda izliyorum, hiç öyle bir önlem yok. Herkes elini kazmayı küreğe almış, kurtarmaya çalışıyor. Tam bir kırım dönemi yaşıyoruz şu anda. Şimdi bunu valiliği şiddetle uyarıyorum. Bakın herkes yıkıntıların üzerine çıkmış, birilerini kurtarmaya çalışıyor. Hiçbir önlem yok. Dolayısıyla bunun arkasından 5-10'da 9 arasında artçı depremler olacaktır. Ve bu depremin göçüntü bileşeni olması nedeniyle aynı zamanda süpürtü dalgası oluşmuştur. Bu süpürtü dalgası özellikle koylarda kıyılara dalgalar basmıştır. Ve dalga basmaları kıyıları su içine almıştır. Hocam. Ve Türkiye'de böyle bir durumu pek ender gördük biz bugüne kadar. Efendim? Söyleyin. Sözümü kestiniz. Hocam bölgeden bir bağlantı yapacağız. Sizden birkaç dakikanızı rica edeceğim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer var telefon attığımızda. Bölgede ne olduğunu bir soralım, öğrenelim istiyoruz. Tunç Bey çok geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Nedir durum? 20'ye yakın binadan evet. ihbar aldığımıza evet. dair bilgiler evet. aldık ama. Evet, evet. Bunlar daha ilk bilgiler. Yani daha ihbarlar da geliyor. Biz de tespit yapmaya çalışıyoruz. Şu anda daha sağlıklı bilgi verebilmek için henüz erken ama takip ediyoruz.
Murat Kurum da sanıyorum İzmir'e gelmek üzere yola çıkmış, açıklamalarınızdan da gördük. Evet. Bir taraftan biz görüntüleri tabii tepeden, havadan çekilmiş görüntüleri görüyoruz ve İzmir'in üzerinde bir toz bulutu görüyorum. Evet. Dolayısıyla hani gerçekten büyük ve yıkıcı bir deprem olmuş gibi görünüyor. Evet. Çalışmalar ne aşamada şu anda? Şu anda daha bilgi vermek için erken. Ben sadece 20 civarında binanın yıkım ihbarını almış durumdayız. Bununla ilgili tespit yapıyoruz. Daha sonra siz daha sağlıklı bilgiler vermek üzere konuşalım. Depremi nasıl yaşadınız Sayın Başkan? Sağ olun. Sağ olun. Tunç Bey, İzmir'in bir şeye ihtiyacı var mı? Şu anda değil. Çevre illerden anda gelmesi değil. Gereken, yönlendirilmesi gereken. Şu anda değil. Biz de takip edip biraz daha tabloyu netleştirdikten sonra söyleyeceğiz. Peki son bir sorum daha olacak size. Az önce bir vatandaşımızla telefon bağlantısı kurduk. Denizin ortasında yakalandığını ifade etti. Sahil güvenlik ekiplerinin şimdiye kadar böyle bir bağlantı yapmamış olduğum için hiç denizi düşünmemiştim. Hep karadaki acil önlemleri, karadakileri kurtarmayı konuşmuştuk. Bu tip durumlarda sahil güvenlik ne yapar ve oradaki vatandaşlar nasıl? Olur, sahil güvenlikle görüşün. Yayınlar diliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Ahmet Hocam, hatta mısınız hala? Ahmet Hocam, bölgeden sıcak sıcak gelişmeleri alalım diye sizi birkaç dakika beklettim. Kusura bakmayın, sözünüzü kestim. Buyurunuz, kaldığınız yerden devam ediniz. Şimdi bu deprem çok ender rastladığımız kırımlardan bir tanesi. Bu tam bir kırım yaşıyoruz şu anda. Hı hı. Belirttiğim gibi bu bölgedeki depremin yıkım eşit değeri 6.4'tür. Bu depremin büyüklüğü 6.6 olamaz. Bu depremin büyüklüğü en az 6.7, benim hesaplarıma göre 6.7, 6.8 bir deprem. Hı hı. Depremin derinliği de düzeltilecektir. Deprem çok derin verilmiştir. 12-13 kilometre veya 16 kilometre ne verdiler? Bu sığ bir depremdir. Dolayısıyla daha çok yıkımcılı olmuştur. Depremin yıkım gücü, depremin yıkım gücü yani Arapçasıyla şiddeti 9.5'tür. Hı. 9.5. Bunu İstanbul'u en iyi bildiğimiz depremle bir kıyaslar mısınız hocam? Yani şu anda aşağı yukarı 1884 depreminin tıpkısı olmuştur. İstanbul'da olan 1884 depreminin tıpkısını yaşıyoruz şu anda. Yani 9.5-10 şiddetinde, yani yıkım gücünde bir depremdir bu. Depremin büyüklüğü de 6.7'dir ve süresi de yaklaşık 25 saniye sürmüştür. Dolayısıyla Allah sonu gibi atmıştır bu bölgeyi. Yapıların birçoğu yıpranmıştır şu anda. İzmir şu anda çok tehlikeli bir yerdir. Yapılarda özellikle mikro çatlaklar, çatlaklıklar gelişmiştir. Yapıların yeni bir depreme karşı dayanıklı İzmir, Aydın, Kuşadası, Seferihisar, Gümüldür, Çeşme, Sığacık dolaylarında çok düşmüştür. Hı hı. Bu arada bu bölgelerde Sisam Adası'ndan da görüntüler geldi. Az önce onları da verdik. Orası için de bir yorum yapar mısınız? Şu anda ekranda. Sisam Adası'nda da benzer görüntüler varmış. Ben görüntülerini göremiyorum maalesef. Şu an televizyon bir kanal tesadüfen açık. Gezemiyorum da şeylerden. Hı hı. Özellikle Sisam Adası'na çok yakındır bu deprem. Bu depremin olacağını 3 ay önce sizdeki programında da anlattım. Bir başka deprem daha öngörüyor musunuz peki? Diğer televizyonlarda da anlattım. Midilli'nin önünde de bir açık vardır, bir deprem açığı vardır. O halen devam ediyor. Ama Sisam'ın kuzeyini özellikle vurgulamıştım. Hı hı. Bu deprem Sisam'a daha yakındır. Bu deprem Seferihisar depremi değil, bir Sisam depremidir. Dolayısıyla gerek Sisam, gerekse Sakız Adası ve bunun dışında Doğu Ege adalarında büyük yıkım olması gerekiyor. Ve bunlar ölümcül olması gerekiyor. Genellikle Yunanistan bu tür açıklamaları turizmi etkilemesin diye açıklamıyor. Biz her şeyi açıklıyoruz. Şu anda büyük bir sakıncayla karşı karşıyayız. Şu anda kurtarmacılar yok, çevre insanları var ve bunların hiçbir önlemi de yok. Dolayısıyla kurtarmak istedikleri insan salgına yakalanmış bir hasta olabilir. Ya da o kurtarmacının içinde bulaşıkı taşıyan birçok kişi olabilir. Hı hı. Şu anda olağanüstü bir kırım dönemi yaşıyoruz.
şu anda o bölgede salgın ön plana çıkabilir. Çünkü herkes salgını unuttu, şu anda depremi düşünüyor. Dolayısıyla benim en korktuğum olay da buydu. Salgın döneminde bir deprem yaşamak olayıydı. Hı hı. Şu anda salgın döneminin depremini yaşıyoruz ve büyük bir şehirde yaşıyoruz buna. Maalesef. Şu anda İzmirlilerin hepsi çadırlarda kalacak ya da arabalarda iç içe kalacaklar. An itibariyle enkazdan biri daha çıkartılıyor hocam. O görüntüler ekranda. Bu konuda valiliğin uyarması gerekiyor. Tunç Soyer'in uyarması gerekiyor. Yerel belediyelerin uyarması gerekiyor. Mesela şu anda çıplak bir insan bir kadını alıp götürüyor. Yani belki o kadın hasta. Yani şu anda açık olan bir televizyonda izliyorum. Şu Peki. anda salgının en çok yayılacağı bir alan. Şimdi bir hafta 10 gün içinde 4 ile 5-19'a kadar varan artçı depremler olacak. Bunlar şu anda da olabilir. Bu zaten olabilir, ondan fazla 4 büyüklüğünün üstünde artçı deprem oldu. Haberi geldi. Bir olay oldu. Bugüne kadar görmediğimiz bir olay. Süpürtü dalgaları oluştu. Süpürtü dalgaları, yani Japoncasıyla tsunami oluştu. Hı hı. Şimdi bunlar şehirlerde oluk oluk nehir gibi aktı. Hocam Hakan Bayrakçı da bir şey sormak ister size. Kim? Hakan Bayrakçı, konuğum, evet, stüdyoda. Evet. Merhaba hocam. Hakan Bey, sevgiler. Aynen. Ben sizi dinledim birkaç kere. Hatta şaşırdım. Dedim ki Marmara Fayı'ndan önce bu Girit-İzmir hattını niye söylüyor hoca filan diye şaşırmıştım ilk dinlediğimde. Şimdi abi, birkaç yerde söylediniz ama hangisine denk geldi bilmiyorum. Burada da olabilir muhtemelen. Yerinde de söyledim. Sisam Adası'nın kuzeyinde bekliyorum. Aynen, aynen. 6-10'da 8 arasında diye söyledim bu defteri. Aynen söylediniz. Bu yani tebrik ederim, o ayrı. Hani kötü bir şey tebrik edilmez ama. Peki. Tabii ben bir jeofizik mühendisiyim. Benim görevim bu. Daha önce Midilli depremini de söylemiştim. Yani Midilli, Foça, Karaburun'da deprem olacak. Bu en az 6-10'da 8-7 büyüklüğünde olur dedim. Bu deprem de oldu birkaç yıl önce, biliyorsunuz. Şimdi tabii bir jeofizik mühendisi için bunu bilmek aferin denilecek bir şey değil. Şöyle ki, bu bizim görevimiz. Eğer üstünde çalışırsak, ben 33 tane deprem olacak yeri 2001 yılındaki kitabımda yazdım. Ve Sisam Kuzey'i o kitabımda da yer alıyor. Ve bunlar sıra düzen oluyor. Van depremini de yazdım. Bundan sonra olacak depremleri de yazdım. Peki Marmara'yı ne zaman bekliyorsunuz? Yani gün veremezsiniz de zaman mı? Marmara'da depremi hiçbir depremcinin demediği gibi, bütün depremciler biliyorsunuz her an deprem olabilir, deprem çok büyük olacak diyor. Evet. Ben onu söylemiyorum. Deprem bir tane olmayacak, iki tane olacak. Evet. Ve bu deprem hemen olmayacak. Kaldı ki 20, bu depremin olması için daha bir 25 yılımız var. 2045'ten önce Kuzey Marmara'da deprem beklemiyorum. Öyle mi? Bu depremin büyüklüğü İstanbul'un önünde 6-10'da 4 ile 6-10'da 7 arasında olacak. Marmara, Tekirdağ, Marmara ilçesinin önünde ise 7 ile 7-10'da 2 arasında olur. Daha önce olursa şaşırırım. Bakın sevgili kardeşim, 21 yıldır ben bunu söylüyorum. Olmayacak diyorum hemen. 21 yıldır birileri her an olabilir diyor. Şimdi zaman gösteriyor ki her an bir deprem bilimci her an deprem olabilir demez. Eğer dersen o ülkede psikolojik olarak o insanlar hasta ederse ve yatırımlar o ülkeden kaçar, turizm faaliyetleri durur. Dolayısıyla bu işi araştırmadan, bu işin uzmanlığı olmadan deprem açıklamaları yapılmaması gerekiyor. Çünkü biz deprem bilimi dersini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sadece jeofizik mühendisliğine veriyoruz. Dolayısıyla deprem bilimini dersini almamış kişilerin televizyonlara çıkıp açıklama yapmasının sakıncalarını görüyoruz. Bu depremde ilk defa Türkiye'de canlı olarak bu dönemde bir süpürtü dalgasını gördük. Yani yollara kadar sular bastı, deniz suları bastı. Bunun nedeni nedir diye eğer sorarsanız, bunun nedeni Nazilli Aydın üzerinden gelen göçüntülü Büyük Menderes kırığının üzerinde depremin olması. Yani şu anda Seferihisar Körfezi içinde Sisam'a doğru deniz içi göçtü. O göçüğün sonucunda gerek Sisam kıyıları gerekse İzmir kıyılarına şu anda sel gibi süpürtü dalgaları bastı. Şu anda yollar su içinde. Endonezya kadar büyük değil. Ama
bu olayı ilk defa yaşıyoruz daha Türkiye'de. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Ruslu, yayınımıza katıldığınız için, bilgilendirdiğiniz için. Yaşar Keleş telefon hattımızda. Sağcık mahalle muhtarı. Yaşar Bey, geçmiş olsun. Kaymakam Bey'le beraber şu an. Duyabiliyor musunuz Yaşar Bey'i? Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim her şeyden önce. Sağ olun. İlk önce 6.8 deprem oldu. Evet. Deniz çekildi. Deniz çekildikten sonra deniz geri geldi tsunami olarak. Sular altında kaldık işte. Bir tane teyzeyi kaybettik. Bir tane tekneyi mi kaybettiniz? Teyzeyi kaybettik. Teyze. Ha, teyze diyorsunuz. Bir vatandaş kaybettik. Başsağlığı diliyorum. Bir taraftan görüntülerde izledik. Sağcık açıklarında çok ciddi bir akıntı da var gördüğüm kadarıyla. Evet, teknelerin sürüklendiğini görüyoruz. Denizde durum ne? Deniz şimdi gidip geliyor yine, tekrar şişti ama o kadar ilk geldiği gibi gelmedi ama gidip geliyor deniz. Bir çekiliyor bir geliyor. Bölgedeki binalar kaç katlı ya da ne kadar binada hasar oldu? Yok, binalarda fazla zarar olmadı. Kısa katlı ve zemin etüdü yapılmış binalar olsa gerek o zaman. Evet yani tabii bir iş yerleri vardı denize yakın, onlarda biraz zarar var. Fazla zarar olmadı. Hamile bir vatandaşımızın olduğuna ilişkin bilgiler geldi bana. Onun durumu nasıl? Onu duymadım ben şu an o... ambulans teyzeyle ilgileniyorduk. Boğuldu teyze. Onunla ilgileniyorduk. Koşturuyorduk işte deniz kenarında. Bu yanda şey yapamadım yani fazla. Şimdi dolaşıyorum ama hamile bayanı duymadım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkür, dileklerimizi iletiyoruz. Sağ olun. İzmir'de ciddi bir panik havası da doğal olarak var. Aslında az önce Ahmet Hoca'nın uyarısı, yani deprem bir tarafta yaşanırken bir tarafta evet maalesef salgın gibi başka bir depremle de uğraşmak mecburiyetindeyiz. Orada da daha sonra alınması gereken ya da şimdi ne kadar alınabiliyorsa o kadar alınması gereken önlemler olacaktır elbette. Ama ev ve iş yerlerinden çıkarken İzmirli vatandaşların çok doğal olarak bir panik yaşadıklarını görüyoruz. Bölgede pek çok ilden hissedilen bir depremden zaten bu arada hali hazırda bahsediyoruz. Onun üzerinde 4 büyüklüğünün üzerinde ondan fazla artçının geldiği bilgisi var. Sisam Adası ve Kuşadası açıklarından geliyor bunlar ağırlıklı olarak. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İyiduğ'un açıklamaları var. Bayraklı tarafında yıkık bina sayısının fazla olduğunu ifade etmiş Mustafa İyiduğ. Ve 4 katlı binanın yıkıldığını biliyoruz diyor şu ana kadar gelen bilgilerin arasında. Bornova'nın merkezine sıkıntı olmadığını ifade etmiş. Oradaki son bilgileri de bu şekliyle aktarmış olalım elbette. Şöyle bir toparlayalım tekrar. İzmir'de geldi bir takım açıklamalar, bilgiler. 6.6 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Bunun şiddetinin az önce... Ahmet Hoca yıkım büyüklüğünün Türkçesiyle onun üzerinde olduğunu ifade etti. En büyük depremlerden biri olarak tarihe geçmiş 1884 İstanbul depremini aynısını yaşıyoruz bu depremde diyor. İstanbul ve Bursa'dan, Denizli'den, Manisa'dan pek çok yerden hissedildiğini hatırlatalım. Az önce Tunç Soyer'le de biz de bir bağlantı kurduk. 20'ye yakın binanın yıkım ihbarının yapılmış olduğunu, henüz İzmir'in bir şeye ihtiyacı olmadığını ama gelen bilgilerin değerlendirildiğini söyledi. Bülent Orunç telefon hattımızda. Bülent Bey, merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz tekrar vakit ayırdığınız için. İzmir'den gelen görüntüler gerçekten çok ürkütücü, özellikle Sağcık bölgesinden. Ama en azından işte Bornova gibi ya da Bayraklı gibi yüksek katlı binaların olduğu bir yer değil, daha kısa katlı binaların olduğu, daha yazlık bölgesi tabir edilen bir yer. Nasıl değerlendiriyorsunuz İzmir depremini ve bu görüntüleri gördükten sonra oradaki büyüklüğün ne olduğunu tahmin edersiniz? İzmir halkına, bütün Türkiye halkımıza, milletimize hakikaten geçmiş olsun. Bu görüntüleri çok üzülerek izliyoruz. Çünkü depremi 17 Ağustos'ta Gölcük'te merkezinde yaşayan biri olarak bir kez daha böyle manzaralarla karşılaşmış olmak, bir defa şahsen, çünkü birebir yaşayan bir insandım, çok üzüldüm. Enkazda muhtemelen insanlar var. Onların durumlarını çok iyi anlıyorum. Allah yardımcılar olsun. Bir an önce
AFAD ve diğer yardım kuruluşlarının hemen bu konuda tabii yardım etmeleri gerekir. Bizim zaten deprem anında ve deprem sonrasındaki mekanizmalarımız çok iyi çalışıyor, çok hızlı çalışıyor. Bu konuda iyi adımlar atılıyor. Fakat bizim deprem öncesinde özellikle risk yönetimi konusunda sorunlarımız olduğu için maalesef böyle manzaralarla karşılaşıyoruz. Hep söylediğimiz bir şey var. Sizin sorunuza geleceğim ama bu tehlike ve risk konusunda hemen bir iki cümle tekrar yeri gelmişken değinmek istiyorum. Bir defa tehlike büyük. Yani her tarafımızda faylar var artık. Bunu birçok yerde söyledik. Ve bu faylar her türden deprem üretme potansiyeline sahipler. Dolayısıyla bizim bu tehlikenin afete dönüşmemesi için riski doğru planlamamız gerekiyor. Eğer bu planlama yapılmış olsaydı bu afetle karşılaşmış olmazdık. Bir yandan da sizinle konuşurken izlediğimde yandaki binaların sağlam bir şekilde durduğunu ama bazı binaların çöktüğünü görüyorum. Tamamen yapı stoğuyla ilgili bir konu. Kötü projelendirilmiş, statik hesaplamaları kötü yapılmış, oradaki zemin koşullarına uygun olarak depreme dayanıklı yapı stoğu kullanılmamış. Dolayısıyla da böyle bir şeyle karşılaşmışız. Çok basit bir şey daha söyleyeyim. Benim hemen ilk gözlediğim televizyondan. Taşıyıcı elemanlar yok hanımefendi. Taşıyıcı kolonları görmüyorsunuz bile. Yok denecek hükmünde sanki. Girişleri çok kalın, taşıyıcı elemanları da çok zayıf yapılmış. Basamak basamak pat 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 böyle yıkılarak gitmiş. Şimdi bakın burası çok üzüyor insanı. Bu kadar basit olmamalı. Yani biz hani 7.4'te sayısız örneğini gördük. Aradan 21 sene geçti, hala böyle örneklerle karşılaşıyorsak durup kendimize bir çeki düzen vermemizin zamanı çoktan geçti bile. Sadece hani bakın buranın depremselliği, hani onu sordunuz, oraya geleyim. Bir defa Türkiye'mizin her bölgesinin kendine has bir depremselliği var. Doğusunun, Orta Anadolu'nun, kuzeyinin, güneyinin, Orta Batı Anadolu'nun, kuzey batı ve güney batı Anadolu'nun. Şimdi bu deprem Orta Batı Anadolu'da, yani İzmir merkezde diyelim buna, Kuşadası da aslında hani Kuşadası'na çok yakın, denizel tarafta oldu. Denizdeki depremler Ege bölgesinde derin odak, nispeten yani sığ deprem de hani kıtalarda 5-6 kilometre, 7 kilometre derinliğinde sık sık depremlerle karşılaşıyoruz. Anadolu Havası üzerinde ama denize gelince Akdeniz'de, Ege'de nispeten görece daha derin depremlerle. 6.5 büyüklüğü evet büyük ve güçlü deprem sınıfına giren bir depremdir. Çünkü 5.9 ile 6.9 arasındakilere biz güçlü deprem deriz. Ama bu güçlü deprem yıkıcı davrandı. Neden yıkıcı davrandı? Çünkü tamamen insan eliyle yapılmış kötü binaların yıkılmasından kaynaklandı. Niye yanındaki binada bir şey olmadı? Bakın çok basit bir mantık bu. Yani aslında... Bir saniye sizi kesmek mecburiyetindeyim hocam. Çok özür diliyorum. Ramazan Ergut, Akut İzmir ekip lideri telefon hattımızda. Ne olur size kapatmayın. Tamam. Geçmiş olsun Ramazan Bey. Teşekkürler, sağ olun. Nasıl gidiyor arama tarama çalışmaları? Arama tarama çalışmaları. Ben direkt Dark Bölgesi'ndeyim. Aslında yolda bölgedeyim. Çevrede yıkılan binalar var. Vatandaşlarımızdan tek ricamız lütfen trafiği boşaltsınlar. Çünkü arama kurtarma ekipleri bölgeye rahat bir şekilde gelemiyor. Trafik kilit durumda. Yani yıkılan binalar var. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımız da yardımcı olmak istiyor. Aynı şekilde aslında vatandaşlarımızdan lütfen eğer bu eğitimi almadılarsa daha önce enkaza da yaklaşmamaları, bu işi profesyonelce yapan ekiplere bırakmalarını rica ediyoruz. Şimdilik durumlar böyle. Yani şiddetli bir deprem yaşadık. Bütün ülkemize geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Oradaki sağ bilgileri aktardığınız için. Hocam döneyim tekrar size, kaldığınız yerden devam edelim lütfen. Ben biraz önce sorduğunuz soruyla ilişkili olarak depremselliğine yönelik birkaç vurgu yapmaya çalışıyordum. Bakınız bizim hani hep söylediğiniz bir şey var, onu herkes ezberledi artık. Kuzey Anadolu fay zonu ve Doğu Anadolu fay zonu boyunca Anadolu levhası batıya doğru hareket ediyor. Ege bölgesinde bir kuzey doğu kuzey güney yönlü açılma tektoniği gelişiyor. Ve daha batıya gidince kaçış hızı yılda 30 milimetreye ulaşıyor. Bu bakın bir şey söyleyeceğim şimdi. Kuzey doğu, güney güney batı yönlü bu açılma rejimi olmasaydı bu kadar büyük deformasyon hızının daha yıkıcı depremlere neden olması mümkündü. Bu açılmayla birlikte bakın 6.9 yani baktığımızda ALSL dönem depremlerine öyle bizim Marmara'daki gibi 7.4 moment büyüklüğüne rastlamıyoruz Batı Anadolu'da. Neden? Çünkü bu tektonik rejimle ilgili. Buna güçlü deprem diyoruz. 6.5
aslında olabilecek o bölge için en büyük depremdir. Bakın açık söylüyorum moment büyüklüğü olarak. Aletsel döneme baktığınızda peki 6.5'ten büyük var mı? Var, görebilirsiniz araştırdığınızda ama büyüklük türü farklı. Neyse o teknik detaylara geçelim. Mesela bir tanesini söyleyeyim ama Bergama'da 1939'da 6.6 yüzey dalga büyüklüğü, Karaburun İzmir'de 5.9 ve İzmir'de 1970'de 5.8, Karaburun Seferihisar, Seferihisar'da 5.7-6.0. Burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Genel teknolojik rejimi böyle, yani en fazla üreteceği deprem bu kadar. Ama Kuzeybatı Anadolu, yani o Biga Yarımadası ve Güneybatı Anadolu, o Muğla, Fethiye, o civarlarda farklı teknolojik rejimler işin içine giriyor. Ta Akdeniz, Afrika levhasının dalma batmasıyla ilişkilendirebileceğimiz bir Güneybatı Anadolu tekniği. Dolayısıyla Orta Batı Anadolu derken Uşak, İzmir, Manisa gibi, Kütahya'yı da belki, hani bu tür illerimizin bulunduğu teknik rejim içerisinde evet bir kaçış var. Evet kuzey doğu güney batı yönlü açılmalar var. İşte bu açılmalarla birlikte bir miktar, tabii açılmalarla birlikte hatırlarsanız şey vardır orada. Çöküntü yükselti, çöküntü yükselti şeklinde bir coğrafik yapı var. Bu coğrafi yapı aslında bu teknik rejimin etkisiyle gelişmiş bir yapıdır. Ama şöyle kötü bir taraf var. Genç çökeller var. Tortul katmanlar çok genç. Dolayısıyla da deprem dalgalarını büyüterek insanlara ve binalara hissettiriyorlar. Yani zeminin deprem dalgalarını büyütme özelliği ortaya çıkıyor burada. Bir taraftan da deprem görece olarak tabii büyük bir deprem olduğu için zemin koşulları da zayıf ve deprem büyütme özelliği daha fazla olduğu için daha geniş çevrede hissedilmesine ve kötü yapı stoğu kullanılmış binalarında bu şekilde olduğu gibi yıkılmasına neden oluyor. Bakın çok basit bir mantık söylüyorum. Gelin şu zayıf zemin koşullarında doğru zemin etütleriyle jeofizik ve jeolojik bilimin ortaya koyacağı, jeofizik mühendisliğinin ve jeoloji mühendisliğinin ortaya koyacağı doğru zemin etüt raporlarıyla bizim daha rigid, daha az katlı binalar yapmaya ihtiyacımız var. Bu dikey büyümeyi terk etmemiz lazım. 10 katlı bir binanın yıkılmasını görünce hani artık ne demeli? Bakın bir şey, yani zemin burada deprem dalgalarını büyütürken geniş periyotlarda hareket eder. Yapının periyodu geniş periyotta hareket etmiyor. Büyüdükçe, yükseldikçe. O zaman hani yaklaşıyor, daha doğrusu özür dilerim. Zeminin salınım periyoduna yakın bir periyotta salındığı için pat diye yıkılıyor. Ama bunları ortaya koyabiliriz. Zeminle ilgili parametrelere artık dikkat edelim. Artık bundan sonra binalarda yapılmış, bundan sonra ne yapılacak diyebilirsiniz. Yeni yapılacak binalar için bunları söyleyelim de şu andaki binalar için ne yapılması lazım? Kesinlikle yapının bütün binaların Türkiye'deki, bak bu kadar büyük bir şey söylüyorum, bütün Türkiye'nin binalarının gözden geçirilip mühendislik parametrelerinin, yani dayanım parametrelerinin ortaya konulması lazım. Bu böyle sadece kolonlardan numune alarak falan da değil. Başka yöntemler de var. Bir sürü, yani bilimin çok geniş çerçevesi var. Bunları kullanılmalı. O zaman hani bütün tabii İzmir'i dışarı çıkaracak halimiz yok. Sadece bu binalarını gözleyen, durumu gözlemleyen vatandaşlarımın için söylüyorum bunu. O yüzden dikkatli olmaları gerekir. Bu arada çok ilginç videolar var. Bilmiyorum o konuda şey var mı? Mesela suların Seferihisar'da galiba epey geri çekildiğini ve balıkların karada kaldığını gösteren çok ilginç bir şey. Bununla ilgili izin verirseniz bir şey söyleyeyim ben. Lütfen buyurun. Burada bizim bir eksiğimiz var. Önce burada tekrar bir öz eleştiri yapmak lazım. Hani hem bilim adına hem de karar vericilerin, yöneticilerin adına bunu söyleyeyim yani. Bunu söyleyelim. Bakın Midilli ve Kos adalarında tsunami ile ilgili, olası tsunami ile ilgili kayıtçılar var. Sürekli deniz seviyesini ölçmekte olan kayıtçılar. Bizim maalesef kayıtçımız yok. Yani bu bir eksiklik. Bu konuda adım atılmalı. Ayrıca da baktığımız zaman mesela Bodrum'da hatırlayın tsunami önemli bir hasara yol açmıştı. 17 santimetre civarında maksimum yüksekliğe ulaşan bir tsunami ile karşılaşmıştık. Ve 250 metre kadar su içeriye girmişti. Şimdi buradaki suyun yüksekliği çok az oldu. Baktığımda grafiksel olarak, yani onu da hatta size söylemeye çalışayım. Yani çok az bir yükseklik var. 0.015 metrelik bir, yani 1.5 santim gibi bir su yüksekliği oluşmuş daha sonra, ama içeriye doğru ne kadar girdiğini bilmiyoruz. Yani şunu söylemek lazım.
denizde meydana gelen, kıyıya yakın yerlerde, denizel ortamlarda meydana gelen depremlerin bir de tsunami riski var. Bakın biraz önce şu anda su basmayı görüyorum ben. Kanalınızda. Bunların da dikkate alınması lazım. Şimdi bizim topyekun bir bilim seferberliğine ihtiyacımız var. Bizim yıllarca söylediğimiz şey. Gelin artık burada bir defa doğru zeminlerde doğru yapılaşmanın ve doğru depreme dayanıklı yapı stoğu kullanmanın adımlarını atalım. Gelin kıyı bölgelerinin tamamında, Akdeniz ve Ege bölgesinde özellikle, ben Marmara Denizi'nde de tsunami ile ilgili risk olduğunu söyleyen insanlar var ama o tarafına pek katılamıyorum. Ama özellikle Ege ve Akdeniz için bu risk var, bu tehlike var. Özür dilerim. Bu tehlikenin afete dönüşmemesi için yine riski, yani buradaki tsunami olasılığını ortaya koyabileceğimiz kayıtçılar, tsunami kayıtçılarını kurmamız, bunu projelendirmemiz lazım. Tıpkı deprem istasyonlarını kuruyormuşçasına aynı böyle bu şekilde tüm kıyılarımız boyunca bunu yapmamız lazım. Bunun adımlarının atılması gerekiyor. Artçıların haricinde... Sizin sorunuz varsa ben yanıtlamaya çalışacağım. Artçıların haricinde bir büyük deprem daha Türkiye'nin herhangi bir yerinde bekliyor musunuz peki? Bekliyorum, bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Bakın ben bunu söylerken, yani bekliyorum derken, hani kimseyi eleştirmek adına bunu söylemek istemem ama artık bazıları işi şu noktaya getirdi. İşte şurada şu büyüklükte şu kadar sürecek bir deprem olacak şeklinde, bir de hani kestirinde değil de net konuşmalarla. Bakın dünyada hiçbir teknoloji henüz bunu yanıtlamaya izin vermiyor. Peki ama ne yapacağız? Çaresiz miyiz? Değiliz. Biz artık mesela maden tetkik arama gibi güzide kurumumuzun bütün Türkiye'de aktif, yani deprem üretebilecek aktif fay zonlarını haritaladığını biliyoruz. Buna her yerde ulaşabilirsiniz. Ayrıca AFAD da Türkiye deprem tehlike haritasını oluşturdu. Geçmiş deprem bölgeler haritasına göre çok daha duyarlı, çok daha çözünürlüğü iyi olan bir haritaydı. Bu da artık hani bizim hangi bölgelerimizin büyük deprem üretme potansiyelinin olduğunu biz artık büyük resimde görüyoruz bunları. Bunları biliyoruz. Sizin sorunuza daha net cevap vermem gerekirse, Kuzey Anadolu fay zonu ve Doğu Anadolu fay zonu biliyorsunuz bizim iki büyük kırık sistemimiz. Ve bunlar Kuzey Anadolu fay zonu için söylemem gerekirse Doğu Anadolu fay zonunda daha hızlı kayma şeyi var, miktarı var. Yani yılda yaklaşık 25 milimetrelik bir kayması var Kuzey Anadolu fay zonunun. Doğu Anadolu fay zonunun 10 milimetre. Dolayısıyla Kuzey Anadolu fay zonunun Doğu Anadolu fay zonuna göre daha fazla deprem üretmesinin sebebi bir defa buradaki fay karakteristiği ile ilgili olarak. Kuzey Anadolu fay zonunda son 100 yılda, bakın buraya altını çizerek söylüyorum. Son 100 yılda deprem büyüklüklerini incelediğiniz zaman 7 ve 7'den büyük deprem üretme potansiyeli, deprem üretmesi 12 yılı geçmiyor. Yani 12 yılı çok fazla sürmüyor. Bunu neden söylüyorum? Van'da en son 2011 yılında büyük bir yıkıcı bir deprem meydana geldi. 9 yılda bir sessizliği var Kuzey Anadolu fay zonu. Kuzey Anadolu fay zonu derken ta Karlova'dan başlayıp Marmara Denizi, oradan Kuzey Ege'ye kadar uzanan kol olarak düşünün. Onun kolları var. Şimdi detaylara girmeyeyim de. Tüm bu hat boyunca, yani yaklaşık 1500 kilometrelik bir fay zonu boyunca biriken deformasyon enerjileri var. Ama hangi, neresinde, yani hangi şehrimize yakın bir bölgesinde bu enerji ne ölçüde birikti? Enerjiyi ölçemediğimiz için bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varsa biraz istatistikten de yararlanarak bu büyük veya yıkıcı deprem, yani 6.9'dan büyük olabilecek bir depremin aslında çok da uzak olmadığını söylüyoruz. Hani İstanbul depremi derken biraz da dayandığımız ilke buydu. Çünkü en son 1894'te meydana gelen bir yıkıcı deprem var tarihsel kayıtlara göre. Onu baz alırsak hani yaklaşık 120 sene geçti. Yani bu kadar geçen bir süre doğrultu atık karakterindeki bir faylanma mekanizması için büyük veya yıkıcı deprem üretme potansiyelini, üretme tehlikesini arttıracak ölçüde elastik deformasyon enerjisi biriktirmesine yetecektir. Hı hı. O yüzden biz bunu bekliyoruz. Han bu Marmara Denizi içerisinde geçen, hani kuzey kolundan Marmara Denizi içerisinde biliyorsunuz 3 tane alt kolu var.
Evet. Bir Çınar Cıklı Kurulu'nu kuzeyden denetleyen, burayı kısa keseceğim. Bir de doğu batı yönlü uzanan, ki 5.8 depremi geçenlerde okul üzerinde oldu. Ve bir de Saros Körfezi'nden devam edip kuzeye Ege'ye kadar uzanan. Peki ben hocam, buradan şunu söylüyorum. Çınarcık Çukurluğu'nu kuzeyden denetleyen fayın ve Saros Körfezi'nden giden o Saros fay zonunun üzerinde daha fazla deformasyon biriktirebileceğini, çünkü güçlü kabuk modelini destekleyen bulgular var elinde. Orta Marmara içinse zayıf kabuk modelini destekleyen bulgular var. O yüzden 5.8'den öteye gidemedi İstanbul depremi. Evet. Ama lütfen bunu not edin. Bakın, Çınarcık Çukurluğu'nun kuzeyini denetleyen o büyük fay ve daha sonra Saros Körfezi'nden geçip Kuzey'ye bağlanan oradaki fay. Ki Saros Körfezi, Saros fay zonunda, bu arada şunu söyleyeyim, 1912'de o yıkıcı depreminden bu yana 108 sene geçti. Bu tür fay zonlarının üzerinde biriktirebileceği bir süredir bu. Hani hemen yarın olacak ya da 10 sene sonra ya da 5 sene sonra şu büyüklükte olacak demiyorum. Ama bakın, buraya da dikkat çekiyorum. Ama bir yakınlarda orada fayın üzerinde biriktiği şeyini söylüyorum, şiddetine evet, atması gerekecek. Çok evet, teşekkürler hocam. Sağ olun. Rica ederim. Vakit ayırdığınız için. Bir kez daha söyleyelim, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'den de İzmir'de yaşanan bu deprem hissedilmiş durumda. Depremle birlikte ciddi bir panik de var doğal olarak İzmir'de. Operatörlerde çok ciddi bir yoğunluk olduğu söyleniyor. Lütfen telefonları kısa kesmeyelim. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarm durumuna geçmiş durumda hali hazırda İzmir'de. 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi yapılmış görünüyor. Bu kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalıştığına dair AFAD'dan gelen açıklamalar da var. Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. Bu arada TSK da arama kurtarma çalışmalarına havadan destek vererek katılmış durumda hali hazırda. Havadan tarama çalışmalarını TSK sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'de meydana gelen depremle ilgili AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'le aynı zamanda bir telefon bağlantısı gerçekleştirdiğini, görüştüklerini biliyoruz. İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verilmiş kendisine. Berat Albayrak'tan açıklama var. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza etsin diyor. Bir uzman görüşü, Profesör Doktor Şükrü Ersoy'dan bir açıklama var. Sürpriz bir deprem değil, beklenilebilecek bir deprem. Hatta daha büyükleri de olabilecek bir deprem. Orta şiddette bir deprem. Zemin faktörü ön plana çıkmış gibi açıklamasında bulunuyor. Bir başka telefon bağlantısı kuracağız şimdi. Skype bağlantısı kuracağız daha doğrusu. Merhabalar. Profesör Doktor Şerif Barış bizimle birlikte. Diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun, İzmir'e ve depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilekleriyle birlikte başlayalım. Önce şimdi bu depremin büyüklüğünün 6,5'lar seviyesinde olduğunu açıkladı Kandil Rasathanesi. Şiddet tarafına geçtiğimizde onlar civarında olduğunu söyledi bazı bağlandığımız deprem uzmanları. Sizin görüşünüz de bu konuda merak ediyorum. Aynı zamanda ana depremin haricinde artçı depremler ne kadar korkutucu, ne kadar yıkıcı olur diye de sormak istiyorum. Buyurunuz. Ya öncelikle bu depremin aletsel büyüklüğü konusunda 6,0 ile 7,0 arasında farklı ajansların belirlediği değerler var. Hı hı. Ama bu oldukça şiddetli bir deprem. Zaten etkisi nedeniyle aletsel büyüklüğü 6,6 ama muhtemelen bu depremin ivmesi çok yüksek olduğu için bu kadar binalarda ağır hasar oldu. Depremdeki hasarı belirleyen aletsel büyüklüğün yanında depremin ivmesidir. Yani kırılmanın hızıdır ve yumuşak zeminlerdeki bu binaların o deprem ivmesine dayanımını belirliyor yıkımlar. O yüzden maalesef bu deprem böyle biraz beklenenden fazla ağır bir etkiyle sonuçlandı. Çünkü bizler
Ege'de olan bir depremde, denizde olan bir depremde bu kadar yoğun hasar beklemeyiz. Gerekçemiz de Ege bölgesinde bu tür orta büyüklükteki depremlerin sık sık olması ve bir yerde insanlar depremi ne kadar çok sık yaşarlarsa ona karşı aldıkları tedbir ve önlemler daha fazla oluyor. Demek ki burada da maalesef deprem gerçeği, 2001 yılında yine orada 6,2 büyüklüğünde bir deprem vardı. Çok çabuk unutulmuş ve insanlar gerekli önlemleri almamış. Gelelim artçı depremlere. Özellikle bu depremden sonra 5,6'ya kadar, 5,8'e kadar artçı depremler sürebilir, olabilir ve bu süre bir yıl olacaktır öyle bir bölgede. Ve bu nedenle özellikle binalarında hasar olan, insanların evlerine uzman görüşü almadan geri dönmemeleri, oturmamaları gerekiyor. Ancak onun dışında maalesef yine insanlar gereksiz yere panikle arabalarına koştular, İzmir'i terk etmeye başladılar, telefonlarına koştular. Bizim deprem sırası ve deprem sonrasındaki doğru davranışları maalesef öğrenemiyoruz. Ve burada da biraz bu acıyla beraber, bu korkuyla beraber bütün bildiklerimizi unutarak insanlar olmayacak her türlü yanlış davranışı bu deprem sonrasında gösterdi. Biz o yüzden 21 yıldır ben ve ekibim hep şunu söylüyoruz. Bakın, depremlerin teknik bilgilerini televizyonlarda konuşmanın, artçı depremlerin ne kadar büyüklükte, ne kadar süre olacağının, bundan sonra hangi büyüklüklerde depremin hangi illerde olacağından çok deprem öncesi yapılması gereken önlemler neler, hazırlıklar neler, neler yaparsak biz hayatta kalmayız, böyle enkazlar altında kalmayız ve deprem sonrasında da nasıl doğru davranırsak biz hayatımızı kısa sürede normal şekline getirebiliriz. Bizim bunları konuşmamız lazım. Ama maalesef biz yine depremden sonra oluşan kayıpları ve bundan sonra olacakları konuşuyoruz. Halbuki afet yönetimi, deprem yönetimi veya afet acil durum planları depremden öncesini, afet sırasını ve afet sonrasının tamamını kapsamak durumundadır. Ve asıl zararı önleyecek çalışmalar da afet olmadan, yani büyük bir deprem, büyük bir olay olmadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Bu arada Murat Kurum'dan açıklamalar geçiyor. AFAD, Kızılay ve ilgili bakanlıklarımızın ekipleri İzmir'e intikal ediyor diyor Murat Kurum. Bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinin yürütüldüğüne ilişkin olarak da bilgileri yine Murat Kurum paylaşmış Çevre ve Şehircilik Bakanı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama var. İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir deniyor. Bundan sonrası için hocam, yani diyorsunuz tabii bundan sonrasında ne yapılacağını hep her seferinde konuşuyoruz diye. Hep yine söyleyeyim yani neler yapılması gerektiğini. Efendim? Neler yapılması gerektiğini yine söyleyeyim. Lütfen. Ama şöyle bir şey var, görüyorsunuz yani panikle dışarılarda insanlar kalıyorlar. Eğer binanızda hasar varsa dışarıda elbette kalmanız gerekiyor. Ama binanızda hasar yoksa, bu büyüklükteki bir depremde binanız sağlamsa, bundan sonra bundan daha küçük olacak artçı depremlerde genellikle binalarınız hasar görmeyebilir. O yüzden mümkün olduğu kadar normal kısa sürede, en kısa sürede yaşamınızın normal seyrine dönmesi gerektiğine inanıyorum. Deprem bilinci yüksek, hazırlığını yapmış, evinde, iş yerinde mobilyalarını, eşyalarını sabitlemiş insanlar korkmalarına çok gerek yok. Çünkü onlar aynı zamanda deprem sırasında, sarsıntı sırasında doğru davranışların ne olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani çök kapan tutun hareketi yaparak savrulacak, devrilecek eşyalardan kendilerini korumaları lazım. Toplumsal bilincimizin mutlaka ve mutlaka artırılması lazım. Bizler bunları söylüyoruz ama söylediğimizle kalıyoruz. Evinizde, iş yerinizde gerekli tedbirleri almazsanız, sık sık bunları kısa süreli tatbikatlarla yapmazsanız, maalesef afet anında, deprem anında işte sizin bu gösterdiğiniz panikle, korkuyla şehri boşaltmaya çalışan, evlerinden kaçan, toplanma alanı var biliyorsunuz herkesin.
Pandemi var, salgın hastalık var. Kimse salgına hiç riayet etmiyor. Orada en çok dikkat edilmesi gereken şey aslında sosyal mesafeyi de korumak. Çünkü şu an COVID-19 çok aşırı yayılmış durumda. Bu depremle beraber bütün bu sosyal ve önlemleri unutursak maalesef çok daha başka ve depremden çok daha ağır sonuçlarla karşılaşabiliriz. Depremler nerede olursa olsun, kimi etkilerse etkilesin ülkemizde, bunlar bizim kardeşlerimiz, bunlar bizim vatandaşlarımız. Onların kaybı bizim kaybımız. Dolayısıyla mutlaka kendilerini korumayı öğrenmeleri gerekiyor. Afet ve acil durumda yapılması gereken hazırlıklar, eğitimler ve önlemleri önce kendileri için yapmaları lazım. Bunu unutmasınlar. Peki hocam, çok sağ olun, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Tolga Bekler telefon hattımızda bu arada. Tolga hocam, merhabalar. Merhabalar efendim. Teşekkür ediyoruz her şeyden önce vakit ayırdığınız için. Çok fazla yerden hissedilen epeyce de büyük bir depremle maalesef karşı karşıyayız. İzmir'de de pek çok binanın yıkıldığını dakikalar, saatler geçtikçe daha fazla duyuyoruz, görüyoruz. Sizin değerlendirmelerinizi bir almak isteriz hocam, buyurunuz. Evet, deprem hakikaten yıkım özelliğine sahip, deprem kuvvetlerinin oluşmasına sahip bir paylanmanın ürettiği bir deprem. Depremin büyüklüğünden ziyade depreme mukavemet gösterecek olan binaların maalesef mühendislik hizmeti almayan ya da bu hizmetin alınmasında sekteye uğramış veyahut kendi mühendislik özelliklerini yitirmiş olan binalar olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla birinci faktör bu, kayıplarımızla alakalı. İkinci faktörün de tabii yerleşim alanlarının çok büyük bir kısmının alüvyon diye tabir ettiğimiz jeolojik olarak gevşek yapı üzerinde, gevşek yer yapısı üzerinde olması neticesinde deprem dalgaları çok fazla bir şekilde bu binalarımızı etkiliyor. Ve makaslamayla beraber de maalesef yıkımlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Her ne kadar denizde olan bir deprem olması münasebetiyle bunun yanında ufak çaplı tsunami oluşturabilme özelliğine de sahip bu deprem. Sulardaki geri çekilmeler, ötelenmeler, ilerlemeler de zaten Seferihisar'da da kendisini göstermiş. Farklı televizyon yayınlarından da gördüğümüz kadarıyla. Çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Tabii önümüzdeki süreç içerisinde bu tektonik hareketliliğin, bu depremselliğin neticesinin